Tekrardan Çağdaş'a döneceğim. Çağdaş, ilk 4 hafta gol yemediniz. Turnuvanın en az gol yenen takımısınız ki B grubunda takım sayısının fazla olduğu bir gruptasınız. Ona rağmen sadece 7 gol yediniz. Bunun amacını, ya bu neden oldu? Turnuva başlamadan önce ya biz defansımızı yapalım, nasıl olsa atarız mantığıyla mı geldi? Nasıl oldu bu? Yok, aslında tam olarak öyle değil ama tabii defansta oynayan arkadaşlarımızın özverisi, gayreti, bir de yani özel bir parantez açmazsak haksızlık olur. Kalecimiz Sezer'in gerçekten zaman zaman olağanüstü noktasında gelecek performans neticesinde bu ortaya çıktı. Tabii bununla birlikte basan bir takım var. Ofansta oynayan da defansta oynayan da topun arkasına geçtiği takdirde, defans yapmaya başladığı anda zaten az gol yemeniz, halı saha gibi bir yerde oyunu daraltmanız kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla aslında bakarsanız az gol yememizin sebeplerinden biri de bu. Özellikle defans hattımızın kendini bilerek uzun zamandır, işte 4 senedir beraber oynayan bir hattan oluşması, özverili oynaması, istekli oynaması ve aslına bakarsanız yine Sezer Selçuk'un performansı diyebiliriz. Kalecini öne çıkardın. O lafından dolayı ben de şunu sorayım sana. Takımın olmazsa olmaz oyuncusu kim? Şimdi kalecimizi öne çıkardık ama takımımızın olmazsa olmaz oyuncusu şu dersek o diğer arkadaşlara haksızlık olur. Çünkü ama titanlara... illa birisi vardır. Yok, gerçekten yok. Çünkü bakarsanız biz kadromuza ilk çıktığımız ilk 7'lere de birbirine benzer olmakla birlikte her hafta farklı bir kadro sahaya çıkmış durumda. Bu bile aslında şunu gösteriyor. Titanlarda adalet var. Yani antrenmanlara gelen, o haftaki performansına gören insan oynadı. Dolayısıyla kişisel üzerine, adamlık üzerine değil, takım üzerine kurulu bir sistem. O yüzden isimlerden ziyade takımın performansı, takımın değerleri bizi bir yere taşıyor diye düşünüyorum. O yüzden size söyleyebileceğim şu isim diye bir isim yok. Takımın beraberliği var.